Geçmiş dönemlerde bizim de tartıştığımız bir Anka Park konusu vardı. O zaman Mustafa Tuna ismi geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Gökçek de bir televizyon programında sizin döneminizde Anka Park'ın otopark bölümünün ayrı ihaleye verildi, Anka Park'ın ayrı ihaleye verildi. Buradan dolayı da mevcut firmanın zarar ettiği gibi bir kamuoyu algısı vardı. Buna bir açıklık getirir misiniz? Sizin dönemde nasıl oldu bu? Şimdi bu konuyla ilgili bir şey söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Sayın Melih Gökçek bazı şeyleri hatırlayamayabilir. Yaşından da ötürü yani belli bir yaşa geldi. Allah ömür versin. Dolayısıyla bazı yanlış ifadeleri de oldu. Dolayısıyla böyle bir polemiğe girmeyi de doğru bulmuyorum. Ha, bunun detaylarını anlatmanın da çok fazla faydası yok. O konuda yani ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani konuyu ben Sayın Melih Gökçek'le ilgili bir polemik oluşturacak bir şeye girmek istemiyorum. Ben Başkan kendisinden Melih eğer Gökçek Bey'le değil de yani Anka Park'ı sizin döneminizde sanki devrettiğiniz dönemde Anka Park çalışıyordu. Anka Park aktifti Melih Bey'in de ifadeleri. Sayın Mansur Yavaş da Anka Park'la ilgili büyük bir dönem yani mahkeme süreciyle ilgili bir siyaset yaptı. Anka Park çürüdü mü, çürütüldü mü? Yani siz Sayın Mansur Yavaş dönemine devredildiğinle ilgili Anka Park'ta son durum neydi? Yani çürüyen bir Anka Park mı teslim ettiniz? Efendim ben şöyle söyleyeyim. Açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle gerçekleştirdik. Orada bütün vatandaşlar da vardı bizim dönemimizde. Yani bir tek şey söylemekte fayda var. Benden önce orası 10 yıllığına tahsisliydi. Biz orayı ve ticaret yapılamaz durumdaydı. Bu konuyla ilgili biz gereken çalışmaları yürüttük ve 29 yılla çıkarılması için meclisten kanun çıkarıldı ve ticarette yapılabilir bir vaziyete getirildi. Zaten 29 yıla çıkarılmasa ve ticaret de yapılamaz olsaydı orada hiçbir kiracı talep etmezdi, girmezdi, çalıştırılamazdı. Bunu herkes de biliyor. Yani ben en son zaten yani Melih Bey'inden ilgili söylediklerinin şey söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim kendisiyle en son konuşmamda kendisini Allah'a havale ettim. Ve ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani bir polemik oluşturmak istemiyorum. Allah'a havale ettim. Cenab-ı Hak biliyor ne gerekiyorsa yaparlar. Bu noktada şunu sormak istiyorum ben. Son dönemde Ankara'da biz Ankara'da gazetecilik yapıyoruz ve sahada görüyoruz. AK Parti'nin ve AK Parti yerel yönetimlerinin dolayısıyla Sayın Melih Gökçek'in en çok yıpratıldığı konu özellikle Sayın Mansur Yavaş tarafından Anka Park ve bizim bildiğimize göre Anka Park Sayın Melih Gökçek döneminden sonra açıldı ve çalışır durumdaydı. Oradaki aletler hepsi sıfırdı, yeniydi. Ve birkaç ay önce yaz döneminde Sayın Mansur Yavaş gazetecilere de bir gezi düzenledi. Vatandaşlara da böyle bir gezi düzenledi ve oranın harabe bir şekilde, çürütülmüş bir şekilde olduğunu gördük. Muhalefet bu konuda bir çalışma yaparken, bir siyasi çalışma yaparken sizin burada sessiz kalmanız burada bir tezatlık oluşturmuyor mu? Hem Sayın Cumhurbaşkanı'na destek olacağım diyorsunuz, hem de çürütülmüş bir Anka Park'la ilgili sessiz kalacağınızı söylüyorsunuz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, o konuyla ilgili Sayın Melih Gökçek'in ifadelerindeki yanlış şeyleri söyledim. Yani yanlış Ama hatırladım, Sayın Melih hatırlamadım. Gökçek döneminden sonra yaşananları soruyorum ben. Evet, yani işte ondan sonra biz oranın tamamlanmasıyla ilgili her türlü çalışmayı gerçekleştirdik. Oranın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle gerçekleştirildi ve faaliyetlerine başladı. Daha ondan sonra işletmecinin gelişen şartlarda nasıl oldu, ne oldu zaten ben de görevi bırakmıştım. Benden sonraki durumla ilgili hukuki süreç ne getirdi, ne götürdü onlar da zaten kamuoyuna
anlatıldı. Dolayısıyla benim bu konuda fazla bir şey söylememe gerek yok. Her şey ortada zaten. Ama yani pırıl pırıl teslim edilmiş bir Anka Park şu an çürümüş bir halde ve siyasi faturası da AK Parti'ye çıkarılmış durumda. Hayır, onun AK Parti'ye çıkarılmış durumda değil. O orada bir kiracı tahliye etmemesi, tahliyesi için mahkeme süreci, işte bu mahkemenin neticesinde de geçen sürede de oradaki bazı şeylerin yıpranmış olması durum bu yani. Burada kiracı mı haklı değil mi, bunu da zaten neticede sonuçta mahkemede kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı dükkanı kapatmış, işletmeyi durdurmuş, çalıştıramamış. Olabilir yani, bir insan bir yere bir dükkan açar, beklenen şeyi karşılamazsa dükkanı kapatır, tahliye eder, çıkar. O kiracı tahliye etmemeyi tercih etmiş. Niye etmedi bilmiyorum benim. Yani o konuyla ilgili bir kiracıyla niye tahliye etmedi diye onu da konuşmadım, sormadım kendisine de, görüşmedim. Dolayısıyla hangi gerekçeyle tahliye etmediğini, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin tahliyesi için kirayı ödemediğini, işletmeyi çalıştırmadığını, dolayısıyla tahliye etmesini istemesine rağmen olay mahkemeye intikal etmiş. Mahkeme süreci bir uzun bir süre sürmüş. Sonuçta mahkemede karar vermiş tahliyesine. Ben burada ne demem lazım? Başkanım, burada bir de Temmuz'da devralmış Sayın Yavaş ve ekibi. Temmuz'dan bu tarafa da ortada bir şey yok. Madem önce çürüyordu, Temmuz'dan sonra ne yapıldı? O da ayrı bir konu. Çok teşekkür ederiz başkanım. Evet, ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Diğer arkadaşlara da selamlar. Hayırlı günler olsun hepinize. Sağ olun.